güven dolu bir gelecek içinde, şehrin stresi dışında. Ofise yürüyerek gitmenin keyfi içinde, şehrin trafiği dışında. Şehrin eğlencesi içinde, karmaşası dışında. Göl manzarasının dinginliği içinde, şehrin gürültüsü dışında. Şehrin merkezinde, doğanın yanı başında yepyeni bir başlangıç. Geniş sosyal olanaklarıyla içinden mutluluk geçen bir yaşam sizi bekliyor. Üç Eskale'den Firuze Konakları, hayallerini hayata dönüştürenler şimdi burada buluşuyor.
Kıymetli basın mensupları, değerli konuklar, öncelikle toplantımıza gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyorum. 3 Eskale Holding olarak enerji ve gayrimenkul sektörlerinde yatırımlar yapıyoruz. Her iki sektörde de katma değer sağlama ve ülkemizin gelişimine destek verme vizyonuyla seçkin projelere imza atıyoruz. 3 Eskale Gayrimenkul olarak amacımız, insanımızın yaşam kalitesini yukarı taşıyacak ve şehir yaşantısına değer katacak, ayırt edilen projeler üretmektir. Ve bugün 3 Es Firuze konaklarını size tanıtmaktan kıvanç duyuyoruz. 3 Es Firuze konakları, Avcılar E5 aksındaki en iddialı ticaret konut karma projesidir. Yeri itibariyle ulaşım ana akslarına çok yakın, İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi'nin hemen arkasında, Küçükçekmece Gölü manzarasına tam hakim, kısmen deniz manzarası olan bir proje. 28 bin metrekare arsa üzerinde geliştirdiğimiz 3 Es Firuze konakları, 8 katlı yatay bir mimariye, 19 bin metrekare peyzaj alanına, zengin sosyal donatılara sahip. 3 adet konut bloğunda 1+1'den 4+1'e kadar toplam 32 farklı tipte 523 adet daire bulunuyor. Akıllı ev sistemiyle yaşama kolaylık katmaya çalıştık. Net 285 santim tavan yüksekliğiyle hacimleri ferah tutmaya, yere kadar uzanan pencereleriyle mekanları aydınlık kılmaya çalıştık. Yaş gruplarına göre ayrılmış çocuk oyun parklarını, çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel becerilerini geliştirilebilecekleri şekilde tasarladık. Ve tabii söz konusu çocuklar olunca yazlık sinemayı da unutmadık. Çoğu zaman ihmal edilen bir konuyu çözüme kavuşturduk. 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler için 2 araçlık kapalı otopark alanı sağladık. Kıymetli konuklar, 10 Şubat'ta lansman öncesi satışlara başladık. Bir ay gibi kısa bir zaman zarfında yaklaşık %21 oranında satış gerçekleştirdik. Bu durumdan anlaşılıyor ki 3 Es Firuze konakları projemizi doğru yorumlamış, fiyatlarımızı doğru çalışmışız. 2018 yılının son çeyreğinde dairelerin teslimini hedefliyoruz. Satışlarımız tamamlandığında projenin %45 ila %50 prim yapmasını bekliyoruz. Özellikle belirtmek isterim ki grubumuz kredi kullanmaksızın öz kaynaklarıyla yoluna devam etmektedir. Ekonomik göstergeleri ve aktif büyüklüğüyle 3 Eskale, köklerinden gelen güvenilir olma anlayışını kalitenin yanı sıra maddi gücüyle de perçinlemekte, müşterilerine iç rahatlığı vermektedir. Şimdi sözü 3 Es Firuze konaklarının ayrıntılarından bahsetmek üzere proje mimarı Eser Ergün'e veriyorum. Evet Eser'cim. Değerli misafirler, değerli basın mensupları, öncelikle hoş geldiniz. Fazla vaktinizi almadan, çok da detaylara girmeden sizlere kısaca projeyi özetlemeye çalışacağım. Evet. Öncelikle her ne kadar Alp Bey projenin detaylarından, temel kurgularından bahsetse de öncelikle biz Ergün Mimarlık olarak mimari projeleri ele alırken yerinden ve bağlamından bağımsız olarak almıyoruz. Bu sebeple de kısaca lokasyonundan bahsedeceğim. Avcılar'da Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi projenin gelişiminde en önemli faktörlerden biri olmuştur. Bununla birlikte İstanbul Üniversitesi'nin varlığı hem manzara ilişkisi
hem de buraya getirdiği genç kullanıcı kapasitesiyle ayrıca projeyi geliştirici unsurlardan bir tanesi olmuştur. Mimari formun şekillenmesinde çevre faktörler ilk sırada önemli unsurlar olmuştur. C şeklinde maketten ve görsellerden de görebileceğiniz gibi C şeklindeki form daha çok küçük çekmece gölüne yönlenebilmek ve Marmara Denizi'ne yönlenebilmek amaçlı ortasında bir boşluk oluşturarak merkezinde ferah bir avlu oluşturmak amaçlı kurgulanmıştır. Aynı zamanda güneş ve doğal hava bu avluya penetre edebiliyor ve içerideki kullanıcıyı ferah bir ortamda ağırlayabiliyor. Dış çeperde ise bölgenin gelişimine katkı sağlayacak ticari birimler ve kamusal alanları planlamayı uygun gördük ve bu şekilde perimetrik bir bloğun hem içeride yarattığı dünya, yaşantı hem de dış çeperinde yarattığı hareketlilik projenin sürükleyici unsurlarından biri oldu. İleri geri gidiyor. Öyle bir... Pardon, özür dilerim. Vaziyet planı kararlarından çok kısaca bahsedeceğim. 3 tane bloğumuz var ve bu 3 blok kullanıcı profillerini, kullanıcı yaş kesimlerini birbirinden ayırıyor. B ve C blok olarak gördüğümüz 2 blokta daha çok büyük daireler, geniş ailelere hitap ederken A blok biraz daha İstanbul Üniversitesi öğrencilerine hitap ediyor. Daha genç kullanıcılar, daha küçük 1+1'ler, nispeten küçük 2+1'leri içinde barındırıyor. Site girişi B ve C bloğun arasında gördüğümüz anıtsal bir saçağın oradan gerçekleşiyor ve projenin aslında kalbi diyebileceğimiz bahçeye buradan ilk izlenimi almış oluyoruz. İlk katılımı sağlamış oluyoruz ve 3 farklı kodda bu bahçeyi örgütledik. Birinci kodda hem site girişlerine çok rahat ulaşabileceğimiz bir ring yol tasarladık. Hem de biraz daha sakin, etkinliklerden biraz daha uzak dinlenme alanları peyzaj tasarımında önerdik. İkincisi ise tam merkezde yüzme havuzunun olduğu platform. Burada ise projenin ayırt edici özelliklerinden bir tanesi kapalı sosyal alandan direkt beslenebilen, yani doğal ışık ve doğal hava ile direkt beslenebilen açık sosyal alanlar var. Yani genel alışkanlık projelerde sosyal alanların bodrum katlarda çözülebilmesi yönündeyken burada tamamen doğal şartlara maruz kalabilen sosyal alanlar tasarladık. Üçüncü platform ise biraz önce bahsettiğim C blokla A blok arasındaki seyir terası. Bu da tamamıyla ortak alanlar, yani site kullanıcısının ortak bir şekilde göl manzarasına ve deniz manzarasına yönelebileceği bir seyir terası olarak tasarlandı. Aslında bu fotoğraf bizim temel mimari kurgumuzu en kısa şekilde özetleyen fotoğraf. Merkezinde tüm yaşantıyı barındıran bir bahçe ve arka planında olabildiğince tüm konutların hakim olabileceği Küçükçekmece Gölü. Burada ise sosyal alanların dağılımını açıkça görebiliyoruz. Bahsettiğim kapalı sosyal alanlar buradaki alt platformdan beslenebiliyorlar. Tamamıyla ferah mekanlar, açık mekanlar, doğal ışık alabilen mekanlar. Aynı zamanda bunun devamında bir amfi, tribün, teras mantığında tasarlanmış bir platform bu iç çanağı çevreleyerek bu mekanı tanımlıyor. Sağ tarafta gördüğümüz alan ise biraz önce bahsettiğim seyir terası. Burada projenin ayırt edici özelliklerinden birini daha görebiliyoruz. Kat bahçeleri. Bu alanlar tamamen ortak kullanıma bırakıldı. Yani özel kullanım olarak, bilinçli olarak bırakılmadı. Gerek koridorların ışık ve hava alması, gerekse kullanıcıların sosyalleşebileceği alanları oluşturması açısından özellikle
cephede kendini hissettiren açık alanlar olarak tasarlandı. Projemizin kalbi, bahçemizden farklı kareleri görüyoruz. Yani olabildiğince çeşitlendirmekti amacımız buradaki kullanımları. Gerek su öğeleri, hem kullanılabilir yüzme havuzu, hem görsel açıdan önemli değer katacak su öğeleri, gerekse rekreasyon alanları, serbestçe dolaşılabilen yürüme platformu, özel bir pergola tasarımı, açık hava sineması, Alp Bey'in de bahsettiği gibi bu projenin meydanını besleyen temel unsurlar. Ve tabii ki bahçeden aynı zamanda, yani sadece ortak kullanımlar değil, özel kullanımlarla da faydalanabiliyoruz. Bahçe dairelerimiz oldukça da ilgi gördüğünü duyuyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. Bahçeden faydalanabiliyorlar tüm blokların altında. Dış çeperde ise üç tarafımızda yol çevrili olduğu için dükkan kullanımları mevcut. Büyük bir saçakla bu dükkan konumlarını bir çatı altında topluyoruz ve olabildiğince meydanlaşarak çevredeki kullanıcının burada ki kamusal alanlardan faydalanmasını temenni ediyoruz. Cephe kullanımında ise gene bu ölçekteki binalarda çok da fazla rastlanmayan 3 metre yüksekliğinde tek porselen seramik önerdik. Tüm blokta her yüzeyinde porselen seramik kullanıyoruz ki projeyi çok daha temiz ve net olarak okutabileceğini düşünüyoruz. Alttaki slide'da ise hep içeriden baktığımız pencereden bu sefer dışarıdan içeriye bakışı bahçeyi görebiliyoruz. Ve İstanbul Üniversitesi tarafında tasarladığımız ticari alanların önünde oluşturduğumuz kamusal meydan. Buraların öğrencilerle dolup taşacağını ümit ediyoruz. Bahçeye açılan sosyal tesislerimizden kısaca bahsedeyim. Bir lounge alanımız, kullanıcıların misafirlerini ağırlayabileceği bir mutfağımız, yemekli, yemeksiz, doğum günü partilerinin, bir takım organizasyonların yapılabileceği etkinlik alanlarımız var. Fitness center'ımız gene doğal ışık alıyor. Çocuklar için ve gençler için hobi alanlarımız. Sinema, kapalı sinema salonumuz ve minikler için ayırdığımız kapalı bir oyun alanımız mevcut. Giriş hollerimiz olabildiğince geniş ve ferah, yüksek tasarlamaya çalıştık. Prestijli bir yapıya girdiğimizi bize genelde giriş holleri bildirir. O sebeple bu noktada hem malzeme anlamında hem de mekan boyutları anlamında olabildiğince ferah mekanlar üretmeye çalıştık. İç mekanlarda ise blok ayrımı daire tasarımlarında kendini hissettiriyor. Küçük dairelerde, yani 1+1 ve küçük 2+1'lerde olabildiğince dinamik, spor, siyahlar, griler tonlarında renkler seçerek farklı bir tarz oluşturmaya çalıştık. Daha çok gençlere hitap etmek istedik. Büyük dairelerde ise biraz daha kalıcı formlar, ağır renkler, sakin tonlar kullanmayı hedefledik. Örneğin salonla antre, yani detaylar bizim için çok önemliydi. Salonla antre arasındaki giriş bir cam mekanla ayrılarak tüm antrenin hem mutfaktan hem de salondan ışık alabileceği ferah bir mekan olarak tasarlandı. Kapalı bir kutu olarak olmasını asla istemedik. Projenin genelinde aslında yaşama mekanlarının tümünde duvar kağıdı kullanılıyor. Bu da ayırt edici özelliklerinden bir tanesi. Aslında çok fazla konu var ama ben kabaca bu şekilde özetledim. Teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istediğim bir şey, projenin bu hale gelmesinde biz mimarlar belki yürütücülük fonksiyonunu elimizden geldiğince yaptık ama 3S Kale başta yönetimi ve ekibine ben teşekkür etmek istiyorum. Bizlere bu projeyi üretmemizde verdikleri güven ve destek için. Teşekkürler dinlediğiniz için.